İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Çağrı Bahçe görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ana babaya hizmet. Ahmet Mekki Efendi hal ehli büyük bir zat. Ana baba hakkında şöyle etti nasihat. Ana baba hakkında lüzumlu bilgileri şöyle beyan etmiştir Allah'ın peygamberi. Bir kul ki anasının ayağını öperse, cennetin eşiğini öpmüş olur o kimse. Razıysa anne baba, kızı yahut oğlundan, Allahü Teala da razı olur o kuldan. Ve eğer anne baba kızarsa evladına, Allah da gadab eder elbet o kuluna. Onlara her yapılan iyilik, yardım, ihsan üstündür çok nafile namaz, oruç ve haçtan. Eğer anne babaya hizmet etse bir evlat, yarın mahşer gününde ateşe girmez o zat. Ve eğer şefkat ile bakarsa yüzlerine, hac ve umre sevabı yazılır o mümine. Biri sordu Resul'e, İhtiyar oldu annem. Yaşlılıktan ötürü aklı da azaldı hem. Bütün hizmetlerini bizzat ben yapıyorum. Elimle yediriyor, sırtımda taşıyorum. Ona yapmış olduğum bu hizmet sebebiyle ödemiş olur muyum hakkını tamamiyle? Buyurdu ki, olmazsın. Şu ki bunun hikmeti, o senin yaşamanı isteyip hizmet etti. Sen ise validene hizmet edersin fakat, beklersin ki acaba ne zaman eder vefat? Bir kimsenin babası felç olmuştu aniden. Oğlu hizmet ederdi o günden itibaren. Velakin usanınca babasına bakmaktan, bir gece vakti onu sırtına alaraktan, evden çıkıp dedi ki hem de kendi kendine, götürüp bırakayım ıssız bir dağ dibine. Geldi bu niyet ile kervan geçmez bir dağa. Başladı oralarda uygun yer aramaya. Lakin bildi babası onun bu niyetini. Dedi ki, ey evladım, fazla üzme kendini. Beni şuraya bırak, hiç yorulma boş yere. Zira ben de babamı bırakmıştım bu yere. Bu sözler karşısında üzüldü buna gayet. Sordu ki, nasıl oldu, bana dahi izah et. Dedi, benim babam da felç olmuştu bir gece. Ben de böyle bakmıştım babama senelerce. Velakin senin gibi ben de çok usanmıştım. Bir gece tam bu yere getirip bırakmıştım. Zira büyüklerimiz demiş ki zamanında, her kişi ne ekerse onu biçer sonunda. Bu sözler bir ok gibi saplandı sinesine. Onu tekrar sırtlayıp götürdü hanesine. Giderken hem ağlıyor hem dua ediyordu. Ya Rabbi, babam ile beni affet diyordu.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Fudail bin İyad rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, akıllarla kavga etmek, akılsızlarla oturup tatlı yemekten kolaydır buyuruyor Fudail bin İyad rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam, kolay gelsin. Cumanız da mübarek olsun. Amin, amin. Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam, buyurun. Sorularım var. Vaktinizi almadan hemen geçmek istiyorum sorularıma. Şimdi ilk sorum zekatla ilgili. Düğünde 13 yıllık evliyim. Düğünde takılanlarla duruyor hala. Nisaba ulaşıyorum. Çalışmıyorum, ev hanımıyım. Bazen el işi yapıp hediye ediyorum. Bu yaptığım el işlerini zekata sayabilir miyim? Atıyorum bir yazmayı, başkası 50 liraya yapıyorsa, devrimi yaptıktan sonra bunu zekata sayabilir miyim? Bazen elime para geçiyor ama açık konuşayım, kıyamıyorum. Yani kıyamıyorum demeyeyim, nefsime uyuyorum. Parayı veremiyorum. Bana çok ağır geliyor bu. Zekat niyetiyle veremiyorum nedense. Bunu yapabilir miyim hocam? El işini zekata sayabilir miyim? Bir bu. İkincisi hocam, oğlum var, orta 3'e gidiyor. Çok başarılı olduğunu söylüyorlar. Ben onu dürtüklersem, sıkıştırırsam, çalıştırırsam, gerçekten çalışıyor, zeki de bir çocuk. Ama ben çok korkuyorum. Böyle etraftan takdir sözleri duyduğum zaman çok hoşuma gidiyor. Sonra da nefsim için çalıştırıyormuşum gibi, onu ateşe atıyormuşum gibi geliyor. Bir taraftan da dinine, dünyasına, yani dininiz için de okuması, hayırlı, iyi bir iş sahibi olması iyidir diye düşünüyorum. Bazen çok vesveseye kapılıyorum hocam. Onu bu şekilde ders çalıştırmaya yönlendirmem, onun başarısına katkıda bulunmam nasıl olur? Namazlarını kıldırmaya çalışıyorum. Ama sadece farzları kılıyor. Sünnetleri inatla kılmıyor. Daha buluğa ermedi ama hocam. Peki. Bu ikinci sorum. Eşim çoğu şeyin hesabını sormuyor bana açıkçası. Ama ben biraz hileci bir insanım herhalde. Sizi dinledik ya hocam. Eskiden yaptığım her şeyi mübah görürdüm. 20 yıldır yaklaşık sizi dinliyorum. Dinleye dinleye hatalarımın hepsini görüyorum. Ama vazgeçemiyorum. Atıyorum düğün yaptım. Bana bir sürü hediye geldi. Ben de bir yere hediye götüreceğim değil mi? Bunu bir daha yapmayacağım diye kendime söz verdiğim halde yine yapıyorum. Evden bir şey götürüyorum ama eşimden onun parasını alıyorum. Tövbe ediyorum, bir daha yapmayacağım diye. Sonra yine nefsime yenik düşüyorum. Yine hediye alacağım diye eşimden para alıyorum. O parayı kendim harcıyorum. Evden bir şey götürüyorum. Bu şekilde eşimin hakkına girmiş oluyor muyum? Bunu sormak istiyorum hocam. Peki. Bir diğer sorum da çok abur cubura düşkünüm. Yemek yiyoruz, 10 dakika geçmiyor. Benim böyle bisküvidir, aburdur, cuburdur bir şeyler yesin. Ağzım boş durmuyor hocam. Bunu da engelleyemiyorum. Çok kilolu da değilim ama. Şimdiki uzmanlar da böyle uzman diyorlar, siz kızıyorsunuz gerçi ama. Mütehassız olan, kendini mütehassız zannedenler de diyorlar ki, mesela çok su için. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki çok su içmeyin. Şimdikiler diyorlar ki çok sık yemek yiyin. Peygamber Efendimiz bazen 2 günde 3 günde yermiş. Şimdi bu hangisine inanacağız? Hangisi doğru? Sık sık yemek mi? Az az yiyerek sık sık yemek Peki. mi? Peki. Yok. Bir de bunu soracağım. Teşekkürler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler, ben miyim? Evet, buyurun. Hayırlı günler hocam ikinize de. Teşekkür ederiz efendim. Benim sorum kaza namazıyla ilgili olacaktı. Osman hocam Allah razı olsun. Bir gün radyoda size denk gelerek hani namaza başladım. 28 yaşındayım. Daha önce de namaz kılıyorduk ama hep ara veriyorduk. Nefsimize yenik düşüyorduk ama bir yıldır Allah razı olsun sizin sayenizde Maliki mezhebini taklit ederek sizin vesileniz dediğim o zaman namazımı eda ediyorum ama çok ağır bir çalışma ortamım var. Hani akşamları eve çok yorgun geliyorum. Sadece ben günlük vakit namazlarında kaza yapıyorum. Artı bir günlük kaza yapamıyorum. Yapmak istiyorum. Nefsime ağır gelir, namazı hepten bırakırım diye korkuyorum.
bu şekilde düzenli olarak 5 vakitte kaza yapıyorum. Sadece 5 vakti. Ama bu da vicdanıma şey geliyor. Hani ben diyorum ne zaman öleceğim belli değil. Bunu niye yapmıyorsun diye kendimi çok sorguluyorum. Bana bu konuda bir yardımcı, hani yol gösterirseniz çok sevinirim. Peki efendim. Sahnede edebi kitabını da aldım, onu da okuyorum. O da çok faydalı oluyor. Sizden efendim aldım onu da, Allah razı olsun. Amin cümle. Bir de şey soracağım hocam. Ben hani gelin hazırlıyorum. Türbanlı tesettürlü gelin hazırlıyorum. O yüzden çalışma sistemim çok yoğun oluyor bazen. Öğle namazında hani bazen ikindiyi kılamayacağımı hesap ediyorum. Hani vaktim olmayacak diye. Hanbeliyi taklit etsem bunu haftada 2-3 gün yapma ihtimalim var. Hani bu fırsattan istifade gibi bir şey olur mu hocam? Benim bununla sorgum olur mu? Bu da vicdanımı biraz rahatsız ediyor. Onu öğrenmek istiyorum. Peki efendim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurun. Kolay gelsin. Hocama iki tane sorum olacaktı da. Estağfurullah. Buyurun dinliyoruz efendim. Hocam benim 1,5 yaşında bir kızım var. Süt alerjisi var. Herhangi bir işte peynir, yoğurt türü hiçbir şey yediremiyorum. Acaba hazır kefir alsam, hani versem uygun olur mu diye onu soracaktım. O da yoğurt türü bir şey. Efendim? O da yoğurt türü bir şey. Yani hani içinde süt ürünü bulundurmayan cinsinden süt, bir süt ürünü. Süt, o da, sütten yapıyorlar onu. O da dokunur. Sütten yapıyorlar. Ayrıca mesela öbürleri sadece dokunuyor. O rahatsızlık veriyor. Bu kendisi içinde alkol olduğu için haram oluyor. Kefir. Hmm, tamam. Peki tamam, efendim. Tamam, tamam. Peki teşekkür efendim. Ederim. Diğer sorum da ben çalışıyorum. Mescit ayrı olmasına rağmen, erkekle bayan mescidi ayrı olmasına rağmen sanki bayan mescidi kıble yönü olarak erkeklerden biraz daha önde olmuş oluyor. Ben de cemaate bazen katılıp eşlik edip namaz kılıyorum. Hani o zaman namazım kabul olmuş olur mu? Birazcık daha önde oluyor gibi oluyor sanki. Bayanların ya, şeyi. Şey mi? Söyleyiver. Arada duvar var mı? Var ama hani yan yana. Sanki kıble yönüne göre sanki biraz bayanlar erkeklerden hafif önde oluyormuş gibi oluyor. Anladım cemaate da. Cemaate uyuyorum ama. Siz oradan cemaate nasıl uyuyorsunuz? Ses nasıl geliyor? Ses normal geliyor. Hani hoparlör falan yap. Normal. Kapı falan mı açık? Sadece yani duvar dediğim arada bir hafif bir tahta var yani. Erkekle bayanın görmeyeceği şekilde ses geliyor. Üstten zaten açık. Peki efendim. Teşekkür ederim. Bir de sizin vesilenizle mektubatı öğrendim, gördüm. Onun için de Allah sizden razı olsun. Cümlemizden inşallah Teala efendim. Peki. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurunuz hocam. Evet, bugün cuma. Haftaya cuma günü, cumayı cumartesiye bağlayan gece Mevlid Kandili. İnşallah Teala. İnşallah. Cenab-ı Hak hakkımızı hayırlı eylesin. Rebiülevvel ayı da girdi. Rebiülevvel ayın 12. gecesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gece. Cenab-ı Hak hepimiz hakkında, bütün Müslümanlar hakkında ve insanlar hakkında hayırlı olur inşallah Teala. İman edip de imanı düzgün olmayanlara Cenab-ı Hak ehl-i sünnet itikadı nasip etsin. Günahkarlara tevbe nasip etsin. İmanı olmayanlara da iman nasip etsin. İnsan bazen kızıyor. Daha önce çok kızıyordum o konuda. Allah-u Teala rahmet eylesin. O zaman Delta Gerede yoktu. Çağaloğlu'ndaydık. Gazetede, Türkiye gazetesinde. Enver abiler yaptığı her toplantıda bizim maksadımız bir kişi daha cehenneme gitmesin olmalıdır. Buyururlardı. Bir kişi daha cehenneme gitmesin olmalı. Ve o zaman aynı şekilde bir ifade daha kullanırdı. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, hem hocaları, tabii hepimizin hocası da aynı zamanda kayınpederleriydi. Hep anlatırken, nakil yaparken hocamız buyurdu ki diye naklederlerdi. Bir seferinde dediler, hocamız buyurdular ki dışarıda kızacak kimse kalmadı. O zaman da ben Milli Eğitim'de yeni ayrılmıştım. Türkiye Gazetesi'ne geçmiştim. Dinliyorum. Allah Allah ya diyordum içimden. Enver abi dedim, kızacak değil. Çok dövülecek adam var diyordum içimden. Fakat sonra kitapları okudukça, insanlarla görüştükçe, İslam alimlerin anlattıklarını
Tabii kendimiz eğitimden geldiğimiz için, hani okuldan geldiğimiz için hani bakıyordum ondan sonra. Ya dedim ne güzel bir söz. Ben okulda öğretmendim. Sene başında çocuklara birkaç ay durmadan ders veriyorsun. Ondan sonra yazılı sözlü yapıyorsun. Okul ilk açıldığı gün çocuklar kağıdı çıkarın yazılı yapacağım. O normal bir şey olur. Neyi soracağım? Neyi isteyeceksin çocuktan? Bir şey vermedin ki. Sonra tabii oradan geldiğim için dedim ya ne güzel bir söz bu. Çünkü bu millette aynı şekilde din doğru anlatılmadı. Din adamı kılığında bir sürü zındık, mezhepsiz ve habisi, şiisi neyse bunlar da yanlış yolu şeyler öğrettiler. Sadece dedesinden kalma doğru bir itikat var. O itikadı bozmak için habire bu insanlar bozmaya çalışıyorlar. Bu insanlara şimdi kızacak tarafı kalmamış hakikaten. Neresine kızacaksın? Yani okul açıldığı gün çocuğa kalkıp da kendi de öğretmenlik yaptın. Sen niye çalışmadın dersine? Niye bunu bilmiyorsun? Deme hakkın var mı? Yok ya. Olur mu öyle şey? Bir şey vermedin ki. Ha birkaç ay aynı şekilde ders anlatırsın, müzakere yaparsın, sözlüğe kaldırırsın, bilmem ne yaparsın falan. Ondan sonra yavrum ödev verdik, niye yapmadın? Ondan sonra yazılı yaparsın, öğrettiklerini sorarsın, öğrenmiş mi, öğrenmemiş mi? O zaman aynı şekilde çocuğa bir şey söyleme hakkına sahipsin. Bu millete de sen bir şey öğretmedin. Öyleyse acınır sadece ya. Acımak lazım. Hakikaten onlar öyle mütalaa ettikçe, düşündükçe şimdi diyorum hakikaten insan acıyor. Adam bakıyor. Bazen mesela sokakta görüyorsun kızcağız başına bir örtü almış. Daracık bir bluz, daracık bir pantolon. Ya başına başörtü taktığına göre imanı var. Yani bir şey yapmak istiyor. O pantolonu örtü zannediyor. Halbuki hadis-i şerifte buyuruyor ki örtülü çıplaklar buyuruluyor. Bütün baldırı, bacağı, hepsi aynı şekilde hakikaten örtülü vücudu olduğu gibi aynı şekilde emarını çekiyor. Bluz da daracık. Vücut hatları hepsi belli. Halbuki kitaplarda vücut hatları belli olmayacak buyuruyor. Pantolonda bütün vücut hatları belli. Zaten pantolon Müslüman memleketlerin kıyafet değil, frenk kıyafet diye biliyordu. Şu yakalı gömlekler var ya, o da frenk kıyafeti. Frenk gömleği derlerdi bizim çocukluğumuzda. Ki pantolon giyiyorsa erkek de o da daracık olmamalı. Yani dizinden işte beline kadar olan kaba avret yerleri dışarıdan bakıldığı zaman görünmemeli buyuruyor. Yani öyle daracık pantolon veyahut da bir giysiyle erkeğin de namaz kılması mekruhtur buyuruluyor. Kadın da zaten aynı şekilde farzdır. Bol olması gerekir, vücut hatları belli olmaması gerekir. Pantolon hepsini açığa çıkarıyor. Gömlek veyahut da aynı şekilde dar bluz giydiği zaman da açığa çıkarıyor. Şeffaf bir şey giydiği zaman vücudun içi görülüyor. Şimdi insan acıyor, kızcağız hani örtmek istiyor da bilgisi yok. Peki efendim işte onlar da nefsine hoş geliyor sonra. Birisi doğruyu söylediği zaman da nefsine ağır geliyor. Ya senin nefsine, benim nefsime ağır gelecek de Allah-u Teala bize buyuruyor ki ateşte yanmayın. Evet, ateşte yanmamak için de doğru bilgileri elde etmemiz, onları öğrenmemiz mi gerekir? Evet, onları öğrenmemiz gerekir. Neyse uzattık galiba lafı. Estağfurullah, bugün cuma ya. Cuma, cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak cumanın faziletinden hepimizi istifade ettirsin. Akıl versin, izan versin, anlayış versin, sıhhat afiyet versin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eylesin. Sıkıntıda olanların da sıkıntılarına ayrı tebdil eylesin inşallah Teala. Her şeyden önce de Rabbim günahlarımızı affe mağfiret eylesin inşallah Teala. Efendim ilk dinleyicimiz 13 yıllık evliyim dedi, ev hanımıyım dedi. O zamandan bu zamana kadar da dedi, hesap ediyorum dedi. Ben de nisaba malikim dedi. Şimdi dinleyicimiz özür dilerim. Diğer suallerinde de çok açık net konuştu. Onun için tebrik ederiz. Aslında dinleyicimiz söylediği herkes de var da. Bizim şimdi bir gençlerle böyle bir genç bir grup, onlarla aynı şekilde kitap okuma grubumuz var. Bir genç var böyle çok kalbi saf, temiz, berrak. İçinde geldiğini olduğu gibi şey yapıyor falan. Şimdi öbürleri gülüyor falan filan. Bir gün dedi ki hocam dedi. Bunlar dedi gülüyor dedi. Aslında dedi, beni böyle sorduklarım. Onlar da böyle dört gözle gözümün içine bakıyor. O sorar bunu diye dedi. Onlar da dört gözle bekliyor bunun cevabını dedi. Ya doğru söylüyorsun dedim ya. Doğru söylüyorsun. Dört gözle bekliyor onlar da. Evet. Ama sanki böyle hiç umursamaz gibi falan filan. Hiç alakası söz konusu değil. Şeyde de. Ashab-ı kiram ahimdan efendilerimiz ilk iman edenler belli bir mesafe kat edince artık edeplerinden cennet nimetleri, cennettekiler falan onları soramazlarmış.
yeni birisi Müslüman olunca böyle heyecanla geliyor. Ya Resulallah, cennette ne var? Cennet nimetleri nasıl nimetler diye soruyor. Onlar da pür dikkat dinlerler, onlardan öğrenirlermiş. Yani sorsun sorsun diye bekliyorlar. Onlar sordukça da Resulullah Efendimiz aynı şekilde açıklıyorlar. Şimdi bu dinleyicimiz de çok açık net bir şekilde, ha dedi, vermek istemiyorum dedi. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Hiç kimsenin nefsi vermek istemez. Herkesin mi? Hayır. Nefsi iman etmiş olan, yani evliyalık iklimine girmiş olan, onlar severek verir. Bazılarını da Cenab-ı Hak yaratırken cömert yaratmıştır. İslamiyet de şereflenmiştir. İslamiyet'in bildirdiği ölçüleri de aynı şekilde şey yapınca, mesela ben Enver abiden kaç defa duydum. Ya dedi, elimde değil dedi. Herkes dedi alınca seviniyor. Ben de dedi birisine bir şey verince seviniyorum. O kadar öyle. Ya öyleydi yani. Ben de dedi verince seviniyorum. O apayrı bir durum. Ama genelde herkesin nefsi kafir olduğu için iman etmeden önce ve cimri olduğu için, hele hele emirle verilmesine hiç taraftar değil. Kendi isteğiyle verir. Mustafa Toköz Bey bugün aynı şekilde bilmem ne çadırında 500 kişi ağırladı. Estağfurullah canım, işte biz Allah rızası için yapıyoruz falan. Değil mi? Bir de kıdır kıdır laf ederiz öyle. Hepsi hikaye. Çünkü oradan hepsinin uçuna gidiyor. Tamam, hani 300 kişiye 500 kişiye yemek ver. O kınanacak bir hadise değil. Sen 500 kişiye yemek veriyorsun da oraya çağırdığın 10 kişilik yemeğin bedeli olan zekatını vermedin. 500 kişiye niçin yemek vermedin diye ahirette sana soru sormayacaklar. Ama 10 kişinin yiyeceği, yiyecek kadar ki olan o bedeli zekat olarak niye vermedin diye soracaklar. Niye? Onu soracaklar. Onun için biz de aynı şekilde ısrarla onu anlatıyoruz. Dinleyicimize diyor ki, bunu diyor nefsim vermek istemiyor diyor ya. Bütün emirlere karşı nefis aslında öyle. Tabii, öyle. Namaz kılmak istemez. Kim namaz kılmak istemez ki? Tabii. Hani idama gider gibi yani. asıla gider. Ancak nefs iman edince o zaman zevkle yapar. Evet. Mesela bazen naklediyoruz dinleyicilerimizden bazısı. Geçenlerde bir tane epey bir güldüm dedim. Çok saf temiz. Hocam dedi, hep uğraşıyorum dedi. Hala iman hakikiye kavuşamadım diye yazmış. Maşallah. Hala dedi iman hakikiye kavuşamadım. O ihsan-ı ilahi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin talebelerinden birisi diyor ki, efendim diyor, sohbetlerinize geliyoruz. Buyurduklarınızı yapıyoruz ama kıl kadar ilerleme yok. Yavrum buyuruyor, bizim vazifemiz aynı şekilde bunları yapmak. Allah'a öyle pazarlık halinde miyiz biz? Ya Rabbi, ben işte namazı kılıyorum, orucu tutuyorum, zekat veriyorum, harama bakmıyorum, haram demiyorum falan. Sen de bana ver artık der gibi. Tamam, yok öyle bir şey. Öyle pazarlık halinde değiliz. İhsan-ı ilahi verir vermez. Bizim vazifemiz, hatta ibadetlerin ve imanın da bir hakikisi var, bir de sureti var. Allah-u Teala suretini kabul ediyor buyuruyor. Eğer hakikate ulaşmayanlar kabul etmeseydi yer üstünde iman edenlerin sayısı 3'ü 5'i geçmezdi buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. 3'ü 5'i geçmezdi. Öyle havalanmaya gerek yok. Dolayısıyla ben dedi, hani dedi altınla devrini yapsam, yani elime dedi para geçtiği zaman bile bunu dedi vermek istemiyorum. El işi yapıyorum dedi. Yani nefs ona mani oluyor. Efendim el işi yapıyorum. Mesela bedeli 100 liralık el işi yaptı, onu verebilir mi? Altınla devrini yaptıktan sonra verebilir. Ama şimdi İslam alimlerinin bildirdiği bir tedavi şekli var. Nefs neden tırsıyor? Ne ağırına gidiyor? Onun üstüne gitmeli. Bir çırpıda değil. Mesela diyelim ki 10 lira vermek istemiyor. 1 lira ver. Ona da itiraz edecek de 1 lira ver. Sonra 2'ye çıkar. Sonra 3'e, sonra 4'e, sonra 5'e. Çünkü o galip gelirse bizi cehenneme götürecek. Biz galip gelirsek cennete gideceğiz. Hadise bunlar bir adet. Yani nasıl olsa nefsim istemiyor diye vazgeçilmez yani. Tabii yani mahşer günü mizanın başında. Efendim benim nefsim istemiyordu ki. Öyle mi? Veremedi. Bak, cehennem istiyor mu istemiyor. Hadi güle güle. Demeyecektir öyle. Ama nefsini cehenneme götürüyordu. Buyur, rotan o tarafta. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dinleyicimiz ama doldu vaktimiz. Daha dersiniz ikinci bölümde devam edelim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'yı sevmenin alameti. Allahü Teala'dan korkmak demek, onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa, Allahü Teala'ya ibadette
ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. Sözle çok seviyorum demekle sevgi olmaz. Çok sevmenin alameti, onun istediği gibi olmaktır. Onun emirlerinin tersini yapıp sonra da seviyorum demek yalancılık olur. Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çoktur ki, ona olan şükran borcumuzu ancak onu çok severek ve ona candan ibadet ederek ödemeye çalışmalıyız. İbadetin muhtelif çeşitleri vardır. Bir kısmı Allah-u Teala ile kul arasındadır. Allah-u Teala kendisine ibadette kusur edenleri belki affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları, hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. Müslüman, dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, memleketinin büyüklerine ve kanunlara son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Kumar oynamaz. Zararlı işler yapmaz. Vaktini boşa geçirmez. Müslüman, ibadetini tam yapar, yalnız laf olsun diye yapmaz, ibadetini büyük bir arzuyla, istekle, sevgiyle yapar. Şu aktaracağımız hadis-i şerifler, bir Müslümanın nasıl olması lazım geldiğini bildirmektedir. İnsanlara merhamet etmeyene, Allah-u Teala merhamet etmez. Satın alınan bir gömleğe verilen paranın 1/9 helal ve 1/10 haram olsa, bu gömlekle kılınan namazı Allah-u Teala kabul etmez. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Onun yardımına koşar. Onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe imanı kamil olmaz. Allah'a yemin ederim ki kötülüğünden komşusu emin olmayan gerçek mümin değildir. Kalbinde merhameti olmayanın imanı kamil değildir. Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygıda olmayan bizden değildir. İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, İhtiyarlayınca Allah-u Teala ona da yardımcılar nasip eder. Allah-u Teala'nın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allah-u Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allah-u Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. Din kardeşinin aybını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse, İslamiyet'ten önce Arapların yaptıkları gibi diri gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. İki arkadaştan Allah-u Teala indinde daha iyi olanı, arkadaşına iyiliği daha çok olanıdır. Allah-u Teala dünyalığı dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakıysa yalnız sevdiklerine vermiştir. Allah-u Teala indinde günahların en büyüğü kötü huylu olmaktır. Bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse, Allah-u Teala bu kimseye de bu belayı verir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'i ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz, oğlum orta 3'e gidiyor dedi. İşte başarılı diyorlar, zeki bir çocuk dedi ama itmeyle, zorlamayla gidiyor falan dedi. Şimdi tabii dedi, çevreden böyle senin çocuk işte çok başarılıymış falan diyor, hoşuma gidiyor dedi. Acaba nefsimi uyarak mı aynı şekilde çocuğu zorluyorum falan? Yok, niyetini düzeltirse nefsi iman etmedi müddetçe elbette pay alır onlardan, o yani onu endişe etmesin ve vesvese de etmesin. Namazlarını dedi zaten şey yapıyor, kılıyor ama dedi, onu da zorluyorum dedi, sadece farzlarını zorlamadan, yerine göre tatlı sert, yerine göre sert devam etsin. Bir de bu aslında çok kimsede var, dinleyicimiz dedi ki, beyim dedi hesap sormuyor ama dedi,
Mesela bana dedi hediyeler getirdi. Aa bunu falana hediye götüreyim diyorum dedim. Onu götürdüğüm zaman da beynimden parasını alıyor. Yeni bir şey götürecekmiş gibi. Kimse duymasın da hanımların çoğu yapıyor bunu. Ya dedi buna dedi, pişman oluyorum falan ama Dısman dedi. Nefsi çeşitli şeylerden lezzet alır. Yani netice itibariyle bu kocası olur, babası olur, anası olur, oğlu olur, kızı olur, dayısı olur, emmisi olur yani. Yani ondan hoşlanıyor. Ondan hoşlanıyor. Peki yanlış mı? Yanlış. Ama onun yanlış olduğunu görmek de yani onun tedavi olacağına alamettir. Önce teşhis. O teşhis konulur. O teşhis konuttan sonra nefsim beni burada kandırıyor. Hani diyelim ki 10 defa yapıyor da bir defa aynı şekilde almadı. Ya dedi parasını almadı, üstüne yattı. Ondan sonra bir daha öyle şey yaptı, gene parasını almadı falan. Bu bir iki derken onun hızı kaybolur. Üstüne gidince inşallah böyle ondan da kurtulur. Böyle durumlarda erkek mesela çocuğu da böyle bir şey yapıyor olabilir. Biliyor ama yani onu kaldırabilecek bir marjı var, sesini çıkarmıyor. Yani çok zararlı da bir iş değil. Gönlü var yani bu işe. Gönlü var. Yani günah olmaz da ama mesela bu hanım dinleyicimiz diyor ki bu benim hastalığım. Doğru, nefsin hastalığı. O tabii. Bunu tedavi etmem lazım diyor. İnşallah Teala o da olur. Dedi abur cubur çok yiyorum dedi. Şimdi dedi bunlar diyorlar ki sık sık yiyin. Ondan sonra çok su için. Kitabı da okuyorum dedi. Tam tersi. Kitaptaki bildirilenler doğru. Hatta bugün gelirken bir arkadaşa dedim. Ya dedim biz dedim köyde çok güzel aynı şekilde dengeli besleniyormuşuz. Sonra bizim dengemizi bozdular. Köyde yani sonbaharla beraber kışın şey yapılacak kuru üzüm alınır. Bir de kırık çerez derlerdi leblebinin. Bol miktarda alınır. Çocukların cebine bu ikisi konur. Cips konmazdı. Ya görüyor musun bizimki çok ilerideydi. Biz organik besleniyorduk. Sağlıklı beslenme konusunda tabii. Siz daha ileriymişsiniz. Gerçi babaannem aynı şekilde Oxford bitirmemiş. Annem de bitirmemiş. Okuyup yazmaları yoktu. Ama sağlıklı besleniyor. Bitirenleri görüyoruz. Bizim dengemizi bozuyorlar. Yani mümkün mertebe kitaplar okuyacağız. Bu da bir aynı şekilde nefs kandırır insanı. Hani dedi fazla kilon falan yok ama o da ya, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ayşe validemizin bir şey yerken görmüş. Yani senin düşüncen, niyetin, maksadın sadece diyor yemek içmek mi? Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani karnı acıkmadan yediğini görünce saatte bir dedi öyle izahat var. Yani abur cubur yemiyor. Yani daha acıkmadan aynı şekilde yediğini görünce öyle ikazda bulunuyor. Halbuki Peygamber Efendimizin bildirdiğine uymuş olsak sıhhatli olacağız. Mesele o. Yani İslamiyet'in bildirdiğine uyarsak sıhhatli oluruz. Saatte bir dedi yazıyor. Böyle konularda işte kitap yazanlar, televizyonuna çıkanlar falan bir kısmı da böyle sanki böyle dindarmış gibi işte hadisi şerif, ayeti kerime falan patlatıyorlar arada. Şimdi her duyulana da inanmamak yok. Lazım. Dinleyicimiz de zikretti ya, hani Peygamber Efendimiz su içmeyin buyuruyor. Bu yanlış anlaşılabilir yani böyle tabii bir hadisi şerif var mı yok mu bilmiyorum yani, ama tabii. Su içmeyin denmez. Denmez. İhtiyaç kadar. Yani. İhtiyaç kadar. Yeme, içme hepsi aynı şekilde ihtiyaç kadar. Daha doğrusu saadeti ebedide yeme, içme bahsi İslam ahlakında da var. Önce hani yeme içme bahsi saadet ebediyede biraz uzun ve ağır gelirse önce İslam ahlakında okunur. Ondan sonra saadet ebediyede bu bir defa okunup kapatılmaz. Birkaç defa okunarak şöyle buyuruluyor şunu şöyle yapayım. İşte yemekten önce el yıkanacak, tuzla başlanacak, tuzla bitirilecek, dua edilecek. Bunlar yavaş yavaş hayatına sokar. Ondan sonra yavaş yavaş der yok ben de acıkmadım yemez. Abur cubur işte şimdi kaldırır. Derken bir bakmışsın aynı şekilde o şeyine oturmuştur inşallah Teala. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Dinleyicimiz dedi ki ben dedi bir senedir dedi namaz kılıyorum. Yani radyo dinleyerek dedi ben başladım. Cenab-ı Hak hidayet nasip etmiş demek ki. Hayırlı mübarek olsun. Şimdi dedi kaza namazda kılmak istiyorum ama dedi bazen sıkışıyorum dedi. Bu sebeple dedi nefsim ağır geliyor dedi. Bu dinleyicimize çok açık net söyledi. Tabii namaz kılmak nefse çok ağır gelir. Yok efendim ben böyle zevkle şevkle kılıyorum falan hikaye okuma. Nefsi iman etmemiş olan kimse zevkle şevkle huşu ile namaz kılamaz. Hatta niyet edersin tam aynı şekilde kıyamda Fatiha'yı okursun Zamm-ı Sure okurken gene kaçırtırır yani. Gene kaçırtırır. Şey yapar müdahale eder. Onun için de ben dedi sadece dedi bir günlük kaza kılıyorum devam etsin ona.
İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, hani ben çok yapayım, azını yapmadan imtina eden çoğuna da kavuşamaz buyuruyor. Şimdilik şey yapmasın. Mesela diyelim ki 5 vakit namazın sünnetlerini kazaya niyet ederek kılsın. Ondan sonra yavaş yavaş, diyelim ki müsait olduğu yatsı vakitleri, yatsı kıldıktan sonra, hadi diye işte sabah öğle ikindiyi kılıvereyim. Kıldı 10 rekat. Kaza. Ondan sonra ya akşam da yatsı kaldı, onu da idare. Bir günlük de öyle ilave eder. Hele kış günleri. Onun için kış günleri için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kış müminin baharıdır buyurmuşlar. Allah Allah, nasıl oluyor? Gündüzleri kısa olur, oruç tutar. Geceleri de uzun olur, ibadet de yapar. Onun için baharıymış. Efendim bir de dedi, ben dedi yani gelin hazırlıyorum. Bazen öyle durumlar oluyor ki gelin yetişecek. Yetişmezse olmaz. Önemli. Önemli. Dinleyicimizin zaten kalbine girmiş bu. Acaba dedi, bu dedi mazeret olur mu? Eğer namaz tehlikeye girecekse, bunu ağır hakaret bilmem ne yapıyor falan, öyle durumlarda Hanbeli mezhebini taklit ederek ikindiyi öğle vaktine çekebilir. Diyelim ki halletti, bitirdi, ikindi vaktinde de boşa çıktı. İade etmesi ikindi vaktinde iyi olur buyuruyor. Evla olur buyuruyor. Yani onu garantiye alsın, ama ikindi vaktinde de kılacak zaman bulursa, o zaman da aynı şekilde tekrar onu iade etsin. Çünkü öbür türlü Allah-u Teala muhafaza buyursun, ya boşver deyiverecek nefsi. Kılma diyecek. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. 1,5 yaşında kızım var dedi. İşte dedi şeye karşı dedi, süt ve süt ürünlerine karşı bir alerjisi var dedi çocuğum. Kimisi süt ürünlerine karşı, kimisi aynı şekilde herhangi meyveye karşı, kimisi bu baharla beraber oluyor o şeyler neydi? Polenler. Polenler var onlara karşı. Kimisi bazı şeylerin kokusuna karşı. Ona karşı, buğday ona karşı olan alerjileri var. Ekmek yiyemiyorlar mesela. Herkesinki farklı. Şimdi dinleyicimizin hatırına nereden geldiyse, çünkü çok kimse rahat kullanıyor artık bu kefiri. Her tarafa da soktular. Ve işin enteresan tarafı, bunu da Müslüman geçinenler soktu. Marketlere falan filan hepsinde yerleştirdi. Halbuki İmam Muhammed Şeybani Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifte çoğu içildiği zaman sarhoş edenin azını içmek de haramdır. Ve İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadı bu ve tercih edilen kavil de bu Hanefi mezhebinde. Bu sebepten dolayı kefirin içerisinde alkol var. Kefirin içerisinde alkol var. Efendim çok az. Olsun, hadis-i şerifte buyuruyor ki onun çoğun içtiği zaman sarhoş ediyor mu yetmiyor mu? Ediyor. Öyleyse azını içmek de haram diye Peygamber Efendimiz buyuruyor bunu. Hala ne arıyorsun ki? Hala ne arıyorsun ki? Efendim bana göre falan. Hani ayet-i kerime, hani hadis-i şerif esaslı sizin için? Yalan, sahte kerefler çünkü. Erken söylediklerini şey yapmak için ayet de inkar ederler, hadis-i şerifi de inkar ederler. Tam İlmi Saadet-i Ebediye'de alkol bahsinde uzun uzun bunlar anlatılmış. Hatta Saadet-i Ebediye'de Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, şimdiki o ilahiyatçılır gibi değil. Kimyada tavan yapmış bir zat. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1 numaralı ilk kimya yüksek mühendisidir bu zat. Hatta bir element midir nedir bir şeyin keşfinde bulmuştur. Keşfinde bulmuştur. Böyle bir zat. Uluslararası çapta yani. Uluslararası çapta. Dolayısıyla Türkiye'de bu zatın eline bu konuda su dökecek kimse yok. Yani Hüseyin İlmi Efendi alim bir zat. Ne demek o alim? Yani din bilgilerin hem nakli kısmında hem de akli kısmında. Peki şimdi sadece o nakli kısmında bile adamlar nakız, akli kısmında ise tamamen nakız. Onun için reddediyorlar her şeyi. Reddediyorlar tabii. Bilmedikleri için. Dolayısıyla kefir içinde alkol var. Hatta orada bir şey nakli içinde alkol bahsinde anlatırken orada yazmışlar. İşte alkolsüz bira. Bira zaten kendisi mayalanmak suretiyle meydana gelen bir nesnedir buyuruluyor. Alkolsüz ise niye adı bira? Değil mi? Bira alkolsüz olmaz. Bira alkoldür. Ha, azdır çoktur içindeki. Kefir de aynı şekilde. İçinde azdır veya çoktur. Ama haram mıdır? Haramdır. Ama efendim herkes yapıyor. Vallahi herkesin dediği değil. Ehl-i Sünnet alimlerinin fıkıh kitaplarına bildirdikleri esastır. Herkes bir tercihte bulunur. Tercihin neticesine katlanır. Adamı Hanya'yı Konya'ya öğretirler ölürken. Ana da o zaman ne baban kurtarır ne anan kurtarır. İster ana de ister baba de. Fark etmez. Efendim dinleyicimiz çalışıyorum dedi. Mescitler dedi bir işte paravana mı diyorlar ne diyorlar onu bir şeyle ayırmışlar.
Yani kadınların kıldığı yer üstü ayrı. Üstü açıkmış. Ha, üstü açık. Yani dedi cemaat olduğu zaman oraya uyuyorum. Ama dedi nasıl bir yerse. Çapraz bir yerdi belki. Herhalde. Dedi kadın öne geçmiş oluyor. Olmaz o. O uygun olmaz. Kendini geri çekse. Kendini geri çekse yani olur. Yani imamdan geri olması ha, lazım imamdan, değil mi? Ha, imamdan geri çekerse olur. İmamdan geri çekerse arada perde olduğu için kurtarır. Tabii şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizden bazılarının hatırına gelebilir. Osmanlı ve Selçuklu'dan kalma camiler var. Onların üst katlar var. Genellikle hanımlar için aynı şekilde oralar yapılmış. Tabii cuma bayram namazlarında da gelmiyorlar ona. Erkekler de çıkıyorlar falan. Efendim işte onlar ta şeye kadar ilerliyor. Mihraba kadar. Üst kattan gidiyor böyle. Yan taraflar var ya. Arka taraf evet, var bir de yan evet, taraf var. Evet. Üst, oraya kadar ortası ilerliyorlar. Ortası boş. Ha, ortası boş etrafında. Orada da aynı şekilde geçmiyor. Hayır geçmiyor. Demin sizin dediğiniz çıkıyor. İmamdan geride durmuş oluyor. Aşağıdakilerle aynı hizada da olmadığı için ne kadın namazına bir zarar geliyor ne erkek namazına bir zarar geliyor. Burada da aynı şekilde arada perde var. İmamdan geri duracak olursa o cemaat olduğu zaman namazını kurtarabilir. Balkon veya teras tabir edilebilir belki de oralara. Evet. Şimdi bir dinleyicimiz de daha önce sormuştu da. Onu size sormayı unuttum. Yukarıda netice itibariyle aşağıda erkekler var. Ama camilerin işte tezyin yapıyorlar. Ne bileyim işte yazılar falan var. Kur'an-ı Kerim ayetleri falan oluyor bazı camilerde. Ve bizzat Mushaf imamın o bulunduğu makamda orada kitaplıklar falan oluyor. Oralarda aşağıda kalıyor yani. Bu... Kadınlar yüksekte kalıyor, onlar da aşağıda kalmış olmuyor mu, uygun mudur diye soran oldu. Onu mahsur olmaz. Mesela bugün apartmanlar var, aşağıda Kur'an-ı Kerim var. Değil mi? Aşağı katta, komşuda. Aşağı katta, komşuda var, Kur'an-ı Kerim var. Arada aynı şekilde bir bölme var. Şimdi camilerdeki o yukarıdaki balkon de, teras de, ne dersen de... yani orada, orası ayrı bir yer artık. Orası ayrı bir yer. Sen aşağıda bulunduğun zaman Mushaf'tan aynı şekilde yukarıda durma. Onu yapma. Ona dikkat et. Ona kalacak olursan şimdi caminin mihrap tarafında musafların bulunduğu mesela dolaplar oluyor. Evet. Cuma günü İmam Efendi, Hoca Efendi minbere çıkıyor. O dolap aşağıda kalıyor. Minberin bulunduğu yerle dolap arasında mesafe var. Mesafe var. Mesela diyelim ki dolap aşağıda duruyor. Caminin hemen girişinde son cemaat mahallinde namaz kılıyor. Yer seviyesinde yani yanına yaklaşmış olsa Mushaf aşağıda kalacak. Adam rahleye koymuş orada okuyor. Bunun da mahsur olmaz buyuruyor. Veyahut da çok yakın olsa bile bazen mesela Selahaddin camileri dediğimiz o camilerin içlerinde her zaman cemaat bulunabiliyor. Birisi almıştır köşeye çekilmiştir Kur'an-ı Kerim okuyor sen de gitmişsindir cemaate yetişememişsindir namaz kılacağım baktın adam önünde sen ayakta namaz kılıyorsun o da rahlede Kur'an-ı Kerim okuyor bunun da zararı olmaz buyuruyor. Eski camilerde tarihi camilerde mesela soru bitmiş miydi özür dilerim. Bitti. Padişahlar için ayrı bir bölme yapılmış caminin içinde. Aha yapılmış. O uygun mudur öyle bir şey? Şimdi o Selahaddin camileri evet, dedikleri ve onlar da sultanın var, yaptırdığı ya da sultanın teşrif edeceği yerler. O devlet protokolüydü o zaman. Yani camilerde özeller olmaz. Şimdi bazılar diyor ki efendim niçin yapıldı? Ya o zaman şartlar onu getirmiş. Onun bir mahsur söz konusu olmaz. Çünkü aşağıda olmuş olsa... Çünkü bir sürü hadiseler oldu. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri zamanında... ...hepsi aynı seviyede olduğu için adam kaldırdı hançeri sapladı. Şimdi Sultan Cuma'ya geldi... Yani aşağıda olsa bir tanesi aynı şekilde verirsin parayı al şunu şey yap sana aynı şekilde evet, para vereyim de yapar. Güvenlik zafiyeti olur. Güvenlik zafiyeti söz konusu olur. Yani bazı şeyler hatta mesela şeyler bile Osmanlı döneminde o giriş salonları saraylarda çok ihtişamlı olur. Niye? Sultanın huzuruna girmeden yabancı sefirler geldiği zaman o ihtişamlı salonda ağırlanır. O maddi aynı şekilde ağırlıkla onu psikolojik baskı altına alıyorsun. Ona ne gerek var bu israfa denmez. Ha denmez. Bu israf olmuş denmez. Dolayısıyla şartlar neyi gerektiriyorsa her şeyde söyleyeyim. Yani Plevne müdafasında Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa yiyecek yok sıkıntı çekiyorlar. Aman ne askermiş ya. İşte gerideki Plevne'deki Müslüman aileler ineklerine sağdığı sütlerle yoğurt yapıyorlar, cepheye gönderiyorlar.
bakraçlar içerisinde psikolojik savaş için Osmanlı askeri o bakraçları Rus şeylerine, mevzilerine fırlatıp atıyorlar. Adamlar ana hani açtı ya, adamlar aynı şekilde bakraç bakraç yoğurt fırlatıp atıyor. Psikolojik savaş o. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.